öngörüsünde bulundunuz ama yarın gelecek enflasyon verisi bir oyun değiştirici nitelikte olabilir mi? Ne kadar etkiler mesela beklentileri? Mevsimsel etkilerden kaynaklı bir sapma bekleniyor. Bu tarafta tabii bir de yavaş yavaş artık enerji fiyatlarının da işin içerisine girdiğini görüyoruz. Ama hani henüz fiyatlamaların içerisinde, çünkü şöyle bir sıkıntı var. Fed tarafında ve özellikle Amerika tarafında ya çok iyimseriz ya çok kötümser fiyatlamalar geçiyoruz. Yani bir anda 6 faiz indiriminden 3'e düşüyoruz, sonra sıfırlıyoruz, sonra tekrar toparlıyoruz. Ve orası biraz Hollywood filmi gibi yönetilmeye başlandı. Ve hatta geçen seneden beri de böyle. Hatırlarsak geçen sene Mayıs aylarında günler öncesinden temerrüt kaygısına düşmüştük. Yani haftalarca o tartışmaları izlemiştik. Ben yarın gelecek rakamlarla birlikte kısa süreli dalgalanmalar olsa bile risk iştahının yavaş yavaş artık gelişmekte olan ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru kayacağını tahmin ediyorum. Bu sebeple Fed tarafında evet belki patika bir sene başında beklediğimiz kadar güvercin değil ama şu an fiyatlanan o sıfır faiz indirimi kadar da şahin olmayacaktır. Bir miktar ortada dengeli daha devam edeceğini tahmin ediyorum. Çünkü Fed'in ayarlamaları aslında pek istenilenin dışına çıkmadı. Oyun, istedikleri oyunu kuruyorlar gibi gözüküyor. O istedikleri oyunda da bence adım atılacak yerler var. O da işte 2 faiz indirme diye konuşabiliriz. Sene başından beri neredeyse oraya ittirdiler süreci çünkü. Şimdi bir de bakalım emtia tarafına, altında ciddi yükselişleri, rekorları konuşuyoruz. Son olarak da işte günlük %1 yükseldi ve 2362 dolarda tarihi zirvesini tekrardan yineledi. Şimdi bu taraf hakkında beklentiniz nedir? Jeopolitik riskleri de konuşuyoruz bir yandan, doların etkileri vesaire, ama siz ne beklersiniz? Bu zirvelerin tekrardan yenilenmeye devamı gelir mi zirvelerin? Bence devamı gelecek. Bunun nedeni de şu: biraz erken koşuyor altın. Belki ikinci yarı yılı itibariyle biraz daha güçlü olacağını tahmin ediyorduk ama ön tarafa çekildi. Gerçi erken koşuyor dediğimiz rakam aslında yaklaşık 10 sene önce gördüğü rakamların daha yeni üzerine geçiyor. Yani çok çok uzun bir süredir üzerinde baskı olan bir emtiyadan bahsediyoruz. Burada katalizör etki tabii ki gümüş tarafı aslında. Çok uzun bir zaman 24 dolar üzerine geçmekte çok zorlanan bir enstrümanda yavaş yavaş artık 30 dolarları konuşmaya başladık. Gümüş tarafının 30 doların üzerine atmasıyla birlikte altındaki hareketi bu sene içerisinde artık 2700'lere doğru devamını bekleyebiliriz. Arada mutlaka kar satışları gelecektir ama bunun iki tane sebebi var. Bir, paranın alternatifsizliği her zaman söylediğimiz bir nokta. Artık yurt dışındaki fonların yavaş yavaş nakde geçip alternatif para işlerine geçtiğini görüyoruz. Gelişmekte olan ülkelere doğru paranın aktığını görüyoruz. Altın buradan en çok yararlanacak enstrümanlardan bir tanesi. Gene belirtiyorum, arada mutlaka kar satışları gelecektir ama ana yönün yukarı olmasını bekliyor olacağım. Diğer taraftan baktığımız zaman evet, jeopolitik riskler fiyatlanıyor. Alternatif para işler ön plana çıkıyor ama en önemli katalizör etki de şu: artık gelişmiş ülkelerdeki borsalarda belli doymuşluk seviyeleri var. Zaten tahvil piyasaları ortada. Bu alternatif arayışları içerisinde güvenli liman arayışı geçen sene bekleniyordu ama bu sene ötelendi. Bu güvenli liman arayışı çok ön plana çıktı. O yüzden dönem dönem hem blockchain teknolojisi ve bitcoin tarafındaki hareketleri göreceğiz. Dönem dönem de kıymetli madenler tarafındaki hareketleri göreceğiz. Artık altın eski günlerine geri döndü diyebiliriz. Bu sene içerisinde gümüşün 30 dolarları geçmesiyle birlikte öncelikle 2450'ler, sonra da 2750'lere doğru bir hareketlenme ons tarafında bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Şimdilik yön yukarı, arada düzeltmeler de alım fırsatı olarak değerlendirecek gibi gözüküyor. Bu kadar zirveleri görmüşken buralar yine hala alım için uygun mu diye soracaktım ben de. Bence biraz daha sakinlemesini beklemekte yarar var. Çünkü gümüş söylediğim gibi 28 dolarlara geldi ve buralarda bir miktar patinaj yapması gayet normal. Ben hafif bir sarkma bekliyor olacağım. Yani şöyle, gümüşte 27 dolar 20 centlere doğru. Eğer öyle bir sarkma olursa oralar bence daha makul seviyeler olacak. Son olarak Bitcoin tarafını da soralım. Çünkü tekrardan 71 binlerin üzerine çıkan bir Bitcoin gördük. Dolayısıyla burada biraz dalga boyları da yüksek oluyor. Siz neler beklersiniz? Halving dönemi de yaklaştı. Ne olur, yeni zirve görür müyüz bu tarafta da? Ya orada da şöyle bir durum var. Özellikle 65 bin hattında sene başından beri beklentiler orada birikmişti ve bir çırpıda kırılması biraz oranın test edilmesine gerektirdi. Muhtemelen o hattı koruduğu süre boyunca da iştah devam edecek. Ya buradaki en önemli, en kritik nokta şu: belki dünya tarihinde en çok para basılan dönemlerinden birinden geçiyoruz ve bu alternatif arayışlar arasında daha önce çek edilmiş güvenli liman olarak algılanan enstrümanlara tekrar bir talep var.
Biraz bizim şeye benziyor, 2022'deki borsa rallisine benzer bir hareket var. Gerçekten güvenliğine emin oldukları, rahat trade edebildikleri her türlü enstrümanla şu an pozisyonlar açılıyor. Ben Bitcoin tarafındaki olumlu görüntünün de bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Sizin de paylaştığınız gibi oradaki en büyük sıkıntı çok sert dalga boyları var. Yani volatilite biraz sert oluyor. O yüzden pozisyonlar dikkatli ayarlanarak orada da ana portföylerin %5'ini geçmeyecek şekilde hala pozisyon alınabilir bir durum söz konusu. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim tekrar. Teşekkürler ve biz de 30 dakikayı burada sonlandırıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Herkese iyi bayramlar.